Tayyip Erdoğan'ın dışında kim olursa olsun ona veririm. Abi ülkenin bütün parasını yedi. Halkından bu kadar nefret eden bir insan daha gelmedi. Şu insanların haline bakma. Burası ben burada doğdum. Kaç sene, 37 sene sonra Amerika'ya gittim. Şuraya geliyorum, her geldiğimde nefret ediyorum ya. Şu insanların haline bak. Metrosu olan havalimanını kapattılar. Şimdi metrosu olmayan diğer havalimanına da metro yapmak için çırpınıyoruz. Daha kötüsü, havalimanına yapılan metronun parası bizim bütçemizden hemen kesilmeye başlanacak. O finansman bize o şekilde verilse biz onu zaten yapardık. Seni Allah'ın izniyle gösterebiliriz. Paris'te herhalde ne bu Paris'te ne birisi bir şeydi. Ekmek değil de bir pasta. Paris'te Paris'te şey yemeye hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Garnizon Komutanı, Kor Generaller, Kor Amiraller. Fakirin, yetimin hakkıyla özel jetlerde gezen sözde kocalar, özel jetlerde video çeken sahte kocalar ve fakirin, yetimin hakkıyla ense şişirenler, göbek şişirenler, fakirin, yetimin hakkıyla son model lüks arabalara binenler, fakirin, mazlumun hakkıyla villa villa üstüne tikenler, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de size sesleniyor. Yetimin hakkını bilerek yiyenler, karınlarına, midelerine ateş doldurmuşlardır diyor Allah. Fakirin, fukaranın hakkını yiyenler, Allah Celle Celaluhu sizlere sesleniyor. Ve diyor ki mahşer yerinde onların davacısı benim. Allah Celle Celaluhu mahşerde fakir fukaranın hakkını sizden kat be kat alacaktır. Uzay istasyonunda yaşamak dünyaya göre çok farklı. Uzay istasyonunda yer çekimi olmadığı için aşağı ya da yukarı yönler yoktur. Bu sebepten dolayı astronotlar uyumak istediklerinde yatar pozisyonda olmaları önemli değildir. Sadece etrafta uçmamak için kendilerini kabine sabitliyorlar. Astronotlar saçlarını durulama gerektirmeyen özel şampuanlar... Vallahi billahi her şey cami için, cehennemde cami inşaatına başladık, herkes yardım ede, Allah herinizi kabul ede, küçük büyük demeye ne varsa getire, ceplerinizi iyice kontrol ede, yastık yollarının yardım edilmesini çizgene, cami yardım, cami yardım, cami yardım. Ama esirlikten kurtuldu.
Partisi'nin sayın üyeleri, sizi sevgiyle, saygılarımla selamlayarak derhal söylemenin ekonominin her sahasında, cumhuriyet ve memleketin her tarafında emin ve mecim bir istikbale olduğu kadar asıl yıllarda ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle yeni bir hayatın ilkesi olmuş. İlerleme hevesinde milli dinlik ve milli irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır. Ağır ve önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir. İşlerimizdeki arasız çalışmalarımız da genel yasamıza uygun olarak başarılmıştır. Başarılanan fabrikalardan çoğunun bedenleri kurulmuştur. Hepsinin kurulup işletilmesi için önce maliyece gerekenler de bulunmuş. Voulez-vous que je présente? The name of Ghazi Mustafa Kemal will forever be associated with the developer. Şikir Erdoğan. Και για να το πω στη γλώσσα που ίσως καταλαβαίνει καλύτερα, τα νταϊλίκια γιοκ με την Ελλάδα. Yeah.
Ve selam. Maksim babası, eşi, çocukları ve gariban, fakir, fukara, yapıl yukarı, varoşlara derhal haber etmesi, yerini bilmesi ve eline tutup bizzat götürüp teslim etmesi ehemmiyetle emir olur. İş bu ferman, global hostesiz anam, anayetliğin madene ticaret, derdilerini dinleyen sesli mecburi merhabandır. Ben 2014 Gaziantep, Suriye, Kilis, Öncü Pınar sınır kapısında askerlik yaptım. Gece 3 karakola 2 tane bomba düştü. Sezgin uzman dedi ki silahlara davranın, karakola saldırı var. Ben hayatımda ilk defa ölüm korkusunu o gece yaşadım. Kendi canım için değil, arkadaşlarım şehit olacak diye. Yoksa biz bir Fatih Doğan ölürüz, bin Fatih Doğan doğarız. Biz bu vatan için can alır, can veririz. Ertesi gün 2014 Kara Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar geldi. Dedi ki sen, dedim ki Mutalip Bilgin Adıyaman, emredin komutanım. Bana dedin ki şurası kimin mağarası? Terörist Murat Kara Yılan'ın mağarası dedim. Ateş et desen eder misin dedin, emredin ateş edeyim dedim. Yanağımı okşadın, aferin Adıyamanlı dedin. Şimdi de il emniyet polisleri abisi FETÖ'cü diye sahte kimlik, çalıntı araç, yasa dışı işler, Çağlayan Adliyesi'nde dayak yiyoruz, duruşmada tehdit ediliyoruz, savcı odada ayrı tehdit ediyor. Hulusi Akar, ben hepinizden daha yürekliyim. Andolsun namus üzerine, ama abisi FETÖ'cü diye bu işkence yapılmaz. Sarayda ikinci aşk rezaleti. AKP'liler birbirine girdi. Emine Erdoğan çıldırdı, kızı Sümeyye babamdan uzak tutun dedi. Cumhurbaşkanlığı sarayında danışmanın yaşadığı aşk skandalı büyüyor. Erdoğan'ın danışmanının sarayda ikinci bir sevgilisi daha olduğu ortaya çıktı. İşte Beştepe'deki sarayı sarsan iddialar. Sözcü gazetesinden Vedat Toprak'ın haberine göre, danışman, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisini önce başbakanlık kadrosuna aldırıp sonra kendi birimine kaydırdı. Danışman, sevgilisini kendi biriminde yönetici yapınca kriz patlak verdi. İkinci sevgili, sarayda yaşanan aşk krizinin tartışması devam ederken ikinci sevgili ortaya çıktı. Aynı danışmanın, Cumhurbaşkanlığında yardımcı personel olarak çalışan ikinci bir kadınla daha birlikte olduğu anlaşıldı. Arka arkaya patlak veren sevgili krizi Erdoğan ailesini kızdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın, babasıyla gezen danışman için, babamdan uzak tutun şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi. Ne olacak, yaklaşık 5 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışan danışman için, suyu ısındı yorumları yapılıyor. Danışmanın bu göreve gelmesinde etkili olan kişinin de milletvekili adayı olması nedeniyle, koruma kalkanının olmadığı söyleniyor. İlk iddia Emine Hanım'a gitmişti. Geçen hafta ilk aşk skandalı basına yansımıştı. İddialar şöyleydi. Neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında olan bu danışmanın, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisini Aksaray'a taşıması ve kendi biriminde en etkili pozisyona getirmesi sarayı karıştırmış. Konu Emine Hanım'ın kulağına kadar gitmiş. Bu konulardaki hassasiyetiyle tanınan Emine Hanım da iddialara çok sinirlenmiş. Daha önce evlilik dışı ilişkileri olan bakan ve milletvekillerinin devre dışı kalmasında katkısı olduğu dikkate alınınca, danışmanın koltuğunun da altından kayacağı konuşuluyormuş. نساء ورجالا طفل طفل ابن ايام ابن ايام شيلوا وياه شلع وكانه انت مو عراقي احنا قاموا يجيبون احتجاج جنوب ويانا الاعتقال جماعي
سافرنا أكثر من 500 ومحتين. ما خاف من الإعدام ولا خاف من أب ما بالكون فتعرفوني. ما حاجة يشرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليك. هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح أسأل. الوقت قال الرجل هالوقت صار علي ضيق. لكن أنت في حدود ما مسموح بك قانونا. إي ما يخالف. هذه أشياء ممكن أن تتطرق إليها نعم. أشياء تتطرق إليها في دفاعك. لكن نحن بصدد حالة محددة. الشاهد أو المشتكي هو تكلم عن موضوع ما. إذا عندك سؤال معين محدد حتى نوجهه. نعم أواجهه محدد ويؤسفني أن أواجه واحد من أبنائي وأناقشه. لكن مو من أجلي أنا هاي التقويمة. مو من أجلي أنا الرأي العام. نحن أمام قضية بين مجال عراقي فردي عربي من كربلاء من تكريت يسمح له يدخل فايلات لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يذكره حتى يوصله للقضاء عليه. ما بيل تك دوماتس تك باتاتس تك سيفري بيبل tek patlıcan yaparsa yine AK Parti yapar.